Evet, bugün örgüyle tasarım köşemizde sizlerle batik ipliğin farklı bir dizaynını çalıştık. Bunu paylaşmak istedik. Değişik bir çalışma ve kolay bir çalışma. Zincir çekmeyi bilen herkes bu çalışmayı yapabilecek. Kafes örgü. Şöyle göstermek istiyorum. Bir kafes zemin var. Fakat çok büyük kafeslerimiz. Bu yüzden de oldukça kolay örülebilecek bir zemin çalışması. Şöyle göstermek istiyorum hatta. Böyle büyük 5 zincir, 5'li trabzan ile örülebilecek bir kafes çalışması bu. Fakat zemin siyah olduğu için tabii siyah renk geride kaldı ve batiği öne patlattı. Bu çalışma için biz burada 2 yumak batik bir iplik kullandık. Merserize görünümlü, parlak, batik bir iplik, 2 yumak. Zemin içinde bir yumak böyle düz renk iplik kullanabilirsiniz. Ben siyah üzerinden çalışmayı göstermeyeceğim. Açık renk üzerinden anlayabilmeniz için göstereceğim. Hemen çalışmaya başlayalım. Burada tabii ölçüleri de vereyim unutmadan. Burada en için biz 25 tane kafes ördük. Fakat 25 kafesimiz bizim ütülendiğinde 50 santime denk geldi. Neredeyse ütülenmeden 45 santimi buluyor. Bu ele göre değişir, her zaman söylüyorum. Gevşek örülmeli, 2 numaralı tığ kullanılmamalı, 3 numaralı tığ kullanılmalı. Sıkı örüldüğünde bunu ütü bile açmaz ve çok gevşek kafesler büyük olmalı. Evet, 25 tane ende başladık, 40 tane kafeste kol evine kadar. Kol evinde 5 tane kafes dışa çıktık ve burada da 13 kafes omuza kadar ördük. Kol bitimine kadar. Fakat bu 13 kafeste 22 santime denk geldi. Yani sizler burada elinizi sıkarsanız ve kafesleriniz küçük olursa bizim sayımıza, ölçümüze ulaşamayabilirsiniz. Bu önemli. Şimdi başlayalım. Evet, böyle zincir çektiğimizi farz ederek şurada kısa bir şekilde kafeslerimizi göstereyim. 5'li trabzan ve 5 zincir arada demiştim. İlk başlangıçta 10 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Evet, kafesi yapabilmek için 10 zincir çektik, tığımızın başına doladık ve battık. Bunu 5 zincirde çıkaracağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tabii sizler bunu kendi bildiğiniz yöntemle de yapabilirsiniz. 5 zincir ve 5'li trabzan. 2, 3, 4, 5. Tığımızın başına doluyoruz. 5 seferde çıkıyoruz. 1, 2, 2 zincir kendi üzerinde. 3, ikisini birlikte alıyorum. 4 tek, yine çift 5. 4 zincirle bile bu kadar büyük kafese ulaşabilirsiniz. Çok gevşek çekerseniz bu da mümkün. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. 1 yumak, tek bir iplikle bütün kafes örgümüzü, zemini tamamlıyoruz. Evet, 5 zincir ve 5'li trabzan ile kafes çalışması çok kolay bir çalışma zaten. Anlaşıldı zannediyorum. Şimdi üst çalışmaya geçmek istiyorum. Bunu bırakıyorum. Yastığımızı alarak hemen üst çalışmaya geçelim. Bluzumuzu ördük. Evet, biz burada şöyle bir desen çalıştık. Şuradan göstermek istiyorum. Buradan başladık. 1, 2, 3, 4. 4 tane kafes dikeyde yukarı çıktık. Ende de birinci kafesi atladık ve ikinci kafesten başladık. Buradaki dizayn şu. 2 kafes, 2 kafes çalışıyoruz. 2 kafes üzerine çalıştıktan sonra buraya geçiyoruz. Yine 2 kafes üzerine çalışıyoruz. Tekrar buraya atlıyoruz. 2 kafes üzerine çalışıyoruz. Evet, şimdi çalışmamızın üst bölümüne geçiyoruz. Bunun için batik ipliğimizi alıyorum. İpliğimiz altta, tığımızı üstten batırıyoruz. Şöyle köşeden başlıyoruz. İpliğimiz hep altta olacak. Sadece zincir çekeceğiz. Fakat çektiğimiz zincirler arada kalacak. Yani biz boşlukta zincir çekeceğiz ve tutunacağız. Boşlukta zincir çekeceğiz ve yine tutunacağız. Böyle bir yüzey oluşturacak bize burada çektiğimiz zincirler. Bu mantıkla biz istediğimiz desen dizaynını çalışabiliriz. Biz böyle bir çalışma yaptık. Sizler çok daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Bir kare boş, bir kare dolu yapabilirsiniz. Daha karesel yapabilirsiniz. Dizaynı geliştirebilirsiniz. Şimdi ipliği alttan alarak devam ediyorum. 3,
4, 4 zincir çektim. İlk zincire tutunuyorum. Tutundum. Devam ediyorum. 1, 2, içte çekiyorum zincirlerimi. 3 ve 4. İpliğim altta. Yine buraya tutunuyorum. Tutundum. Şimdi buradan geri dönüyorum. Geri dönüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5.'yi buraya tutunuyorum. Evet, yine arada zincir çekerek 1, 2, 3 ve 4 tutunuyorum. Yine dönüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tutunuyoruz. Yine arada zincir çekiyoruz. Buradaki mantık şu. Arada 4 zincir çekerek 5. zincirde tutunmak. Ne bol olacak ne gevşek olacak aradaki çekilen zincirler. Böyle 2 tane kafesin üzerini kaplıyoruz. Bir yüzey oluşturuyoruz batik iplikle. Tekrar dönüyorum. 4 zincir tutunacağım. Evet, burada iki kafesin üzerini kapladık. Aşağıdan yukarı çıktık. Yine aşağıya indik. Yukarı çıktık, aşağıya indik. Bu şekilde 4 kez tutunma yaptık. Şimdi yukarıdayız. Buradan yana atlıyoruz. Şöyle yana atlayacağız. Yandaki iki kafesin üst yüzeyini doldurmaya çalışacağız. Evet, dizaynımız bu şekilde. İki kafesin üzerine zincirlerle kaplıyoruz. Burada sayı çok önemli değil. 4 kez tutunmada ipliğimiz yukarıda kalmıştı. Yukarıya şeklimiz devam edecekti. Yukarıya devam ettik. Fakat burada 4 tutunma yaptığınızda ipliğiniz yine yukarıda kalabilir. O zaman fakat dizayn olarak aşağıya inmemiz gerekiyor. Hemen bir sıra zincirlerle aşağıya inebilirsiniz. Aynı sayı olacak diye bir şey yok. İnmeniz gereken yerlerde sayı bir tane artabilir. Şimdi buraya iniyoruz. Buraya yan tarafa atlayarak bu tarafı dolduracağız. Tekrar çıkacağız, yukarıyı dolduracağız. Yine aşağıyı dolduracağız. Burada mantık anlaşıldı zannediyorum. Sadece burada dizayn önemli. Aşağıya ve yukarıya çıkarak bu şekilde şekillerimizi dolduracağız. Burada ben yüzeyi kaplamayı gösterdim. Şimdi önemli olan dizayn. Ben aşağıdan başlayarak bu çalışmayı sizlere gösterdim. İsterseniz aşağıdan başlayarak bu şekilde yukarı çıkarsınız. Sonra yine aşağıya inebilirsiniz. Yine yukarı çıkabilirsiniz. İsterseniz yukarıdan aşağıya yapabilirsiniz. Yani şöyle, burada 4 tane kafesten sonra başlayıp aşağıya inebilirsiniz, yukarı çıkabilirsiniz. Arada 5 zincir çekerek, şurada arkada zincir göstermek istiyorum. Zincir çekerek arada diğer kafese atlayıp yine aynı çalışmayı yapıp üçlü yine arada zincir çekebilirsiniz. Sonra dizaynı kaydırdığımızda buraya denk getirirsiniz bu boş yerlere. Bu şekilde bir dizayn yapabilirsiniz ama arada zincir çekmeden de şunu yapabilirsiniz. Şimdi ben orayı çalışarak sizlere göstereceğim. O zaman aradaki kafesleriniz daha az kalır. Böyle çalıştığınızda bu aralarda daha fazla kafes kalır. Evet, şeklimiz bu şekilde. Bir üçgen. Burada yaptık, yukarı çıktık, aşağıya indik. Şimdi yine ipliğimiz altta. 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektikten sonra diğer şeklimizi yapmaya başlıyoruz. Yan tarafa atlıyoruz. Evet, şimdi ikinci çalışmaya geçeceğiz. Yine aynı tekrarı yapacağız. 5 zincirle yan tarafa atladık.
Yine bunu yapacağız. Yukarı çıkacağız. Aşağıya ineceğiz. Yine 5 zincirle diğer şekle geçeceğiz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle çalıştığınızda bu aralarda daha fazla kafes kalır. Ama hiç zincirle geçmeden şunu da yapabilirsiniz. Zinciri söküyorum. Bu zincir tabii diğer tutunmalarda arada kalacak. Direkt yukarıya da çıkabilirsiniz, aşağıya inebilirsiniz, direkt zikzak çizebilirsiniz. O zaman aradaki kafesleriniz daha az kalır, daha çok batikli bir çalışma olur. Burada daha fazla. Evet, bu da bizim ikinci aşamamız. Biraz önce bluz üzerinde arada zincir çekerek yapılan dizaynı söyledim. Bu da zincir çekilmeden yapılan çalışma. Böyle zincir çekilmeden zikzak şeklinde aşağı yukarı çizerek yine üstte de tam tersine üçgenleri çizerek dizaynlar yapabilirsiniz. Burada önemli olan şekil değil, batik ipliği böyle yüzey doldurarak, kafesleri doldurarak sizlerin çalışmanız. Yani burada ikili değil belki üçlü kafes çalışırsınız. Dört tane yan yana çalışıp kareler çalışabilirsiniz. O kadar çok geniş açısı var ki her türlü dizayn yapılabilir. Hepsi mümkün. Evet, sizlere kolay gelsin diyerek Pelin'in yanından devam edelim.